Exo, hepinize merhaba. Karşınızda Brawl Stars ne yaptı yapacağını Exo ve yepyeni bir tane Brawl Talk getirdiler ve oyuna o kadar iyi güncellemeler gelecek ki şimdi beraber izleyeceğiz. Oyuna şeytanlar, melekler, manyak kostümler, manyak modlar, çok acayip şeyler geliyor. Başladık bakalım. Aha, yeni karakterimiz Juju görüyorsunuz ve Shade isimli yeni kıyafet hayret karakterimiz. Çok acayip güncelleme eksperiyansı, yani gördüğüm en iyi Brawl Talk diyebilirim. Gerçekten bayıldım. Uzun zamandır bu kadar iyisini görmüyordum. Şimdi bakın burada yine bizim klasik, yani Brawl Stars'ın yapımcılarının komik şakaları. Supercell hep bunu yapıyor ve çok komik yani. Sürekli işin arasından şaka karıştırıyorlar yani. Hiç böyle diğer şirketler gibi ciddi değiller. O yüzden çok güzel. Brawl Talk'a hoş geldiniz dedi. Evet, melekler şeytanlara karşı yepyeni etkinliğimizi yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ve artık Brawl Stars şu anda kadim bir kötülük çöküyor, biliyorsunuz yani. Son zamanlarda çok fazla korkunç şey var Brawl Stars'ta. Ve artık o korkunçlukların herhalde sırrını öğreneceğiz galiba. Bakın artık melek kostümler, şeytan kostümler falan var. Hatta modlar var bakın. Her gün yazı tura atacağız ve şeytan veya melek olacağız o günlüğüne. Herkes farklı olacak. Mesela sen melek oluyorsun, arkadaşın şeytan oluyor falan o günlüğüne. Her şey değişiyor yani. İyi veya kötü olabiliyorsun ve hem meleklerin hem de şeytanların kendine ait özel süper güçleri var arkadaşlar. Ve özel kutularımız var, görüyorsunuz. Melek kutu var, şeytan kutu var ve yepyeni şekilde geliyor. Bazı günler şansa bağlı olmayacak bu böyle. Seçebileceğiz işte şeytan olmayı ve melek olmayı. Acayip bir şey ya, bakın böyle. Yani çok farklı kutular ve içlerinden özel güçler çıkıyor mesela. Şeytanlara özel şeyler var, meleklere özel şeyler var. Çok farklı hepsi yani. Bildiğin kart gibi bambaşka özellikler seçiyoruz böyle kendimize. Mesela işte birini öldürünce ne bileyim işte kendi gücün artıyor. Yani ne bileyim birini öldürünce onun ruhunu falan çalıyorsun. Böyle garip garip şeyler var işte ekstralisi. Ve şimdi yetenekler görüyorsunuz. Evet, mesela burada bir takım arkadaşın öldüğünde melek bir tane dost çağırıyor yanımıza ve bizi iyileştiriyor yani. Ve yeniden doğuş mesela, bakın öldük anında bir anda doğuyoruz tekrar bir canla ve ölmüyoruz. Yani sanki Draco'nun aksesuarı gibi. Ve ruh taciri bakın. Rakip takıma vurunca takımımızı iyileştiriyoruz. Toplam 12 tane eksi yetenek olacak. Hepsi birbirinden farklı. Ve bu süper güçlerden sadece bir tanesini kullanabiliyoruz aynı zamanda. Yani bir anda böyle 10 tane birden kullanamıyoruz. Onu da engellemiş Supercell Reis. Herhalde düşünmüşler çok güçlü olur falan diye. Ve yepyeni bir oyun modu var bakın böyle. Portalların içinden ruhlar çağırıyoruz ve ruhları savaştırıyoruz sonrasında. Bakın böyle. Kendi takımımıza ruhlar katıyoruz ve karşı takıma saldırıp onları öldürmeye çalışacağız falan. Yani bildiğimiz eski bir tane kuşatma modu vardı Xperia'da. Böyle robotları falan çağırıyorduk. Çok eski yani. Yıllar öncesinin modu. Onu geri getiriyorlar ama böyle ruhlar çağırarak daha havalı bir şekilde. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim mesela. Aynı anda böyle 10 tane melek çağırıyoruz. 10 tane şeytan çağırıyoruz. Bakın saldırıyor sonra karşı takıma. Çok güzel duruyor. Yani bayıldım. Gerçekten Supercell Reis son zamanlarda çok iyi yapıyor bu oyun modları işlerini falan. Ve üçle savaşma geri geliyor Xperia, görüyorsunuz. Çok sevinmiş bu oyun modu. O yüzden Supercell Reis demiş ki tekrar bunu geri getirelim yani. Sünger Bob etkinliği geldiğinde herkes çok beğenmiş. O yüzden bunu melekler şeytanlar etkinliğinde bir daha geri getiriyorlarmış. Ve bakın bu ikonu gördüğümüzde demek ki o oyun modlarında şeytanlık veya meleklik aktif demek. Süper güçlerimiz çalışıyor olacak o modlarda. O yüzden dikkatli olun yani, böyle bir anda süper gücünüzü kullanmadan girmeyin, gebermeyin sonra. Ve oyun modlarına girdiğimizde kulüplerimizde aynı böyle Mega Kumbara etkinliğinde olduğu gibi puanlar biriktirerek o puanlarla özel ödüller, böyle melek kutuları, şeytan kutuları alabileceğiz yani. O yüzden iyi oynamamız gerekiyormuş ve oyunları yenmemiz gerekiyormuş. Ve bakın yepyeni özel kostümler geldi böyle. Melek kostüm mesela, bakın melekleri ve Lowry çok güzel durmuyor mu? Harika yani. Kusursuz kostüm ve farklı renkleri de var hem de, özel renkleri. Ve açınca bu işte kostümler bu kutuların içinden çıkıyor. Bakın mesela Mortis'in şeytan kostümü. Of, mükemmel duruyor. Gerçekten çok çok iyi bir kostüm. Çok çok fazla iyi yani. Edgar'ın mesela bakın melek kostümü var, şeytan kostümü var ve bu kostümler çok havalı duruyorlar yani. Gerçekten böyle çok fena bir duruşlar var, çok da farklı hepsi. Bakın şeytan Otis geliyor, şeytan Willow geliyor, şeytan Ems geliyor, sonrasında melek Max geliyor, melek Lily geliyor, melek Jean geliyor. Hepsi mükemmel kostümler ve özel melek Colt kostümü, sonrasında şeytan Colette kostümü de gelecek. Bu etkinlik 7 Kasım'la 5 Aralık arasında geçerli olacakmış. Yani bayağı uzun bir süre bence. Bir ay falan. Gayet iyi. Bakın yeni karakterimiz Juju şimdi. Evet. Juju bir tuhaf şeyler dükkanının sahibi ve ürkütücü bir vudu büyücüsüymüş. Ve bakın duvarın üzerinden vuruyor. Element güçlerine sahip Exo ailesi ve vuruşlarıyla böyle yanına farklı yaratıklar çağırıyor. Yani o bir büyücü olduğu için yanına böyle yaratıklar falan getiriyor. Üzerinden vuruyor işte. Ve bu karakterin sahibi 3 farklı saldırısı var mesela. Çimenin üzerindeyse eğer menzili artıyor. Topraktaysa hasar artıyor. Suyun üzerindeyse düşmanı yavaşlatıyor.
Yani 3 farklı saldırı türü var. Gerçekten çok fena bir karakter. Yani çok garip. Aşırı garip. Ve üstüne üstlük yanına arkadaş çağırabiliyor yani. Bildiğimiz Jesse gibi veya Nita gibi yanına böyle yaratık çağırıyor. O da bayağı fena. Ben çok beğendim karakteri. Çok değişik karakter olmayacak sözler. Yani duvar üzerinden vurabiliyor. Üstünde 3 farklı saldırısı var yani. Gerçekten çok acayip. Bence karakter bayağı sevilecek. Ben çok beğendim şimdiden yani. Ve ekstrasi kupa sıfırlanmasını Supercell birazcık daha değiştirecek biliyorsunuz yani. Çok kupa kastığımızda 500 kupanın üzerindeyken kupalarımız falan siliniyor, değişiyor. O yüzden Supercell Reis artık kupa sıralamasını değiştiriyormuş. Artık tüm karakterlerin kupa limiti 1000 kupaymış ve 1000 kupanın üzerinde kastığımız tüm kupalar bize farklı farklı özel ve çok değişik kupa kutuları yetecek. Bakın bunlar yani böyle mega kutu gibi ama aslında omega kutu böyle çok farklı yani çok daha iyi halleri ve içinden çok acayip şeyler çıkacak. O yüzden bunları çok merak ediyorum yani 1000 kupanın üzerine kasmamız gerekecek bu özel kutuları görmek için. Bence buna değer çünkü bakın 20 tık falan veriyor ya. Of bu ne? 20 tık nedir ya? Aşırı fazla. Yani ne kadar çok kupa kasarsak böyle 1000 kupanın üzerinde o kadar fazla bize bu puanlardan gelecek ve bu özel kutuları açabileceğiz yani. Ve kastığımız kupalar unutulmayacak. Bakın bu şekilde kaydolacak hepsi ve herkes görebilecek bunları yani. Yaptığımız özel kupa ve puan miktarı unutulmayacak asla. Bu yapılan değişiklikler artık kupa kaybı daha iyi olacakmış yani ve oyun daha çok ödül verecekmiş. Bunu söylüyor Supercell ve daha kolay artık oyun bulacakmış diğer insanlarla falan. Bence güzel olduk. Ben bayağı beğendim bunu da. Ve güncelleme gününde bakın çok fazla şey değişecek. Yani melekler şeytanlara karşı etkinliği direkt başlıyormuş güncelleme geldiğinde ekstralesi. Bakın ikinci karakterimiz Shade. Hiç daha önce bir kıyafet yığını insan gibi gördünüz mü böyle gece vakti? İşte ben gördüm mesela. Ve Supercell'de öyle bir karakter yapmış. Bakın görüyorsunuz. Shade aslında bir hayalet. Ve bakın duvarların içine girebiliyor ekstralesi. Duvarların içine girebilen ilk karakterimiz şu an Shade. Ve Supercell'in bastığı duvarların içine giriyor. Ve bir suikastçı ekstralesi. Bakın. Çok fena vuruyor. 3200 falan vuruyor yani. Acayip bir karakter. Yani ve duvarın içinden bakın vurabiliyor. Böyle acayip bir karakter. Duvarın içinden kimse vuramıyor mesela. İşte sen sıkıyorsun duvara çarpıyor ama şey duvarın içine girip herkesi öldürebiliyor. Saldırıları duvarların içinden geçiyor üstüne üstlük. Yani çok acayip bir karakter olmuş. Ve ben bunu da bayağı beğendim. İkisi de mükemmel. Ve yepyeni personajlarımız var bakın. 8 bit artık taret koyduğunda tarete saldırıyor. Evet. Otis'in süper özelliği susturuyor ve seslendiriyor. Albay Ruff'ın süper özelliği ise daha fazla vuruyormuş. Ve güçlendirmesi hiperşarjları da etkiliyormuş. Daryl'ın süper özelliği hareket ederken de etraftan mermi yağdırıyormuş. Penny'nin topu artık bir yerine 2 tane gülle atıyormuş. Bu da çok iyi. Stun'un süper özelliği ekstra sonsuz bir hale geliyor hiperşarjla. Ve mor mor yakıyor. Çok iyi. Üstüne üstlük artık hiperşarjlı kostümler varmış Exiles oyunda. Yani hiperşarjlı kostümlerle oyunda kostümümüzün galiba hiperşarj animasyonu falan değişecek sanırsam. Onu anladım benim anladığım kadarıyla. Ve Aralık'ta yepyeni çizgi film kostümleri gelecekmiş. Mesela Tuhaf Mace'i sezonun Brawl Pass kostümüymüş. Sonrasında İlahi Mace'i ve Platin Mace'i de varmış. Farklı renkleri bunun. Brawl Pass Plus'ı alabiliyormuşuz. Ve Kaba Lou kostümü, Kağıt Cordelius, Oyun Konsolu Ash, Şekerleme Rosa. Gerçekten bu kostümün hepsi aslında çizgi film kostümü. Yani izlediğimiz televizyon çizgi filmlerinin özel kostümleri. Daha fazla kostüm de gelmiş üstüne üstlük. Paslı Otis, Hostess Lola, Yardımcı Şef Ralph, Sinema Tutkunu Shade, Şanssız Juju, Saf Altın ve Saf Gümüş, Kenji ve Moe. Ve Melex Mace kostümünü de hediye edecekmiş Supercell Reis. Böyle bir krallık yapıyormuş. Gerçekten çok fena bir krallık yapıyorlar. Supercell Reis adamsından üstüne üstlük ücretsiz profil ismini falan veriyorlarmış. Bu da bayağı güzel olacak. Ve ahanda güncelleme böyleydi. Yani gördüğünüz gibi çok fazla şey gelmiş oyuna. Hatta aşırı fazla diyebilirim. Bence daha önce bu kadar büyük güncelleme ekstrası görmedik diye düşünüyorum. Çünkü hem yepyeni oyun modları, melekler, şeytanlar, iki tane yeni karakter ve karakterler çok farklılar ve çok güçlüler. Yani birisinin 3 farklı saldırısı var, duvarın üzerinden fırlatıyor, elementlere karşı falan kontrol ediyor, suyun üzerine gidebiliyor. Diğeri hayalet duvarın içine giriyor, duvarın içinden falan vuruyor. Yani sizce bunlar çok güçlü değil mi ekstrası? Bence çok güçlü ikisi de ve çok da farklılar. Yani şimdi mesela oyunda Gariban Barley diye karakter var ya. Duvarın üzerinden vuruyordum. Şimdi gelenlere bak bir de 3 farklı element fırlatıyor. Duvarın üzerinden vuruyor. Suyun üzerinden falan yürüyor. Gariban Barley buna ne yapsın şimdi? Ama ben çok beğendim. Vallahi çok güzel olmuş. Yani güncellemede çok fazla şey var. Favorim ne desem vallahi bilemiyorum. O kadar çok şey gelmiş ki. Herhalde Express benim favorim. Yeni gelen 2 karakter oldu. İkisi de çok iyi ama tabii ki bu melekler şeytanlar etkinliği çok güzel duruyor. Ve üstüne melek kutuları, şeytan kutuları bunlar da çok hoşuma gitti. Hatta ve hatta 1000 kupadan sonra gelen özel kupa kutuları da çok ilgimi çekti. Çünkü yani mega kutu gibiler ama daha iyi
iyi halleri. Mevhut'un daha iyisi ne olabilir yani? Bunu çok merak ediyorum şu anda. Onu da umarım görürüz. Siz de favorinizi yorumlarınızda bakalım. En çok neyi beğendiniz? Yani ben aslında her şeyi beğendim ama bu yeni karakterler çok ilgimi çekti. Hiç daha öncekiler benzemiyorlar ve çok farklı geldi ikisi de bana. Bayıldım yani. Umarım gelir de oynarız. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burası Kamil'de izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip Exo Albert'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.